Nisa suresinde birkaç ayet var. Mevaris ayetleri veya miras ayetleri deniliyor. Şimdi bu ayetlerin sonunda da şöyle diyor. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Tilke hududullah ve men ya'sillaha ve resulahu yudkhilhu وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Şimdi bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır diyor. O miras ayetlerindeki hükümlerle ilgili. Cenab-ı Allah buyuruyor ki bu söylediklerimiz Allah'ın sizler için koymuş olduğu hadlerdir, hudutlardır, sınırlardır. Kim Allah'ın hududuna karşı gelirse, o hududu çiğnerse, Allah'a ve Resulüne karşı gelirse Allah onu ebedi ateşe koyar. Onun için acıklı, efendim hakir düşürücü bir azap vardır. Ayet-i Kerime böyle. Şimdi bu ilahi azaba rağmen bir kişi dese ki ben miras ayetleriyle ilgili hükmü uygulamıyorum, ben bunları kabul etmiyorum diyorsa o kendi bileceği bir şey. Sonucuna katlanır. Yani Allah'ın koymuş olduğu hadlere karşı insanların meydan okuma gibi bir lüksü olamaz. Onun için bu ilahi hududa riayet etmek, miras ayetlerinde belirtilen ölçülere göre miras paylaşımını yapmak Müslüman için vazgeçilmesi mümkün olmayan bir görevdir.